Şimdi ise arkadaşlar volkanizma diyelim. Bu da ikinci dağ oluşumumuz arkadaşlar. Volkanizma. Birinci dağ oluşumumuz arkadaşlar orojenizmaydı. Bu ikincisi ise arkadaşlar volkanizma. Bu da volkanik dağların oluşumu demektir. İşte bundan milyonlarca yıl önce yer kabuğunun zayıf olduğu noktalar diyelim arkadaşlar. Bakın yer kabuğunun zayıf olduğu bölgelerde işte magmanın yeryüzüne yapmış olduğu basınçla yer altındaki magma arkadaşlar bakın buradan şu yer kabuğunun zayıf olduğu bölgeden yerden çıkar ve zamanla burada patlayıp birike birike arkadaşlar bakın böyle patlaya patlaya birike birike magma geniş alanlarda birike birike arkadaşlar şöyle büyük bir volkanik dağ meydana gelir. İşte bu dağlarımız arkadaşlar volkanik dağlar diyoruz aynı zamanda bu bölgedeki ve bu dağlarımızın hepsi arkadaşlar püskürük yapıda oluşan kayaçlardır. Şurası magmanın yeryüzüne çıktığı bölgedir. Şu bölge. Şu an arkadaşlar. Ve bu dağlar dediğim gibi hani bir birikim şeklinde oluşan. Çok uzun yıllarda mesela kıvrım dağlar aniden şekillenebiliyor. Bunlarsa arkadaşlar zaman alıyor mesela. Yani Türkiye'deki Ağrı Dağı gibi, Karadağ gibi, Karaca Dağı gibi mesela öyle bir anda oluşmuyor. Magmanın birikimiyle meydana geliyor arkadaşlar bunlar. Şu yer altındaki mantodaki magmanın yeryüzüne çıkmasıyla. Daha basit ifadesi şu. Yer altındaki magmanın yani lavların yer üstüne çıkıp birikmesiyle oluşan dağlarımızdır arkadaşlar bunlar. Şu magmanın yeryüzüne çıktığı kısmı arkadaşlar bakın şuraya şu kısma kanal denilir veya diğer adıyla bazen baca denilir mesela. Şu magmanın yeryüzüne çıktığı bölgedir. Şu ağız kısmına şuraya arkadaşlar krater denilir. Ki bazen mesela bazı dağlarımızda sönmüş volkanik dağlarımızda şu magma artık burası arkadaşlar taşlaşır. İç kısım tamamıyla sertleşir ve kar yağan karlar veya işte yağan yağmur suları arkadaşlar orada birikmesiyle beraber göller meydana gelir. Mesela onlara da krater gölleri diyoruz. Türkiye'de mesela bu şekilde oluşmuş çok güzel bir krater gölümüz vardır. O da Nemrut krater gölü. Bazen patlama sadece ağız kısmından gerçekleşmez arkadaşlar. Şöyle sağda biraz daha ağızdan küçük olan çukurluklar meydana gelir. O çukurluklara da kaldera denilir arkadaşlar. Bakın kaldera ve bir de diğer yamaçlarda eteklerde veya bazen yüksek noktalarda meydana gelen küçük çukurluklar vardır. Onlara da mağar denilir arkadaşlar bakın. Krater ağız kısmıdır arkadaşlar. Bakın lavların yeryüzüne çıktığı yerdir. Kalderalar ağız kısmındaki arkadaşlar büyük çukurluklardır. Mağar da arkadaşlar onlar da diğer küçük çukurluklardır. Bunun da mesela çok güzel bir gölü vardır arkadaşlar bizde. Mağar Gölü bir örnek. O da Meke Tuzlası'dır. İç Anadolu bölgesindeki Mağar Gölü en güzel örnek de Meke Tuzlası'dır. Bu şekilde oluşmuş olan dağlarımız arkadaşlar. Özellikle iki bölgemizde çok belirgin bir şekilde fazladır arkadaşlar. Bir İç Anadolu bölgesinde bu şekilde oluşan. Bir de Doğu Anadolu bölgemizde çok belirgin bir şekilde oluşan volkanik dağlarımız. Ha bazen volkanizmanın etkisiyle arkadaşlar magmadan önce magmanın çıkmasından önce mesela çevreye yayılan arkadaşlar bir de kül yağmuru vardır arkadaşlar. O da tüftür. Yani o kül yağmuru ki bazen o kilometrelerce uzunluğa yerlere kadar gidebilir arkadaşlar onlar. Onlar da tüf yani küllerdir. Ki bunların içerisinde mesela kükürt dioksit maddesi vardır bu küllerin. Bazen topraktaki verimliliği de arttırır. Dikkat edelim zaten. Dünyada aktif volkanik sahaların veya geçmişten olan pasif volkanik sahaların çevreleri aynı zamanda tarım arazisi olarak verimli bölgelerdir. Neden? İşte bu tüfün içindeki arkadaşlar kükürt dioksit maddesi toprağa karıştığı zaman topraktaki verimliliği arttırır. Şimdi bu İç Anadolu bölgesindeki volkanik dağlarımız nelerdir mesela? Böyle bu şekilde oluşmuş volkanik dağlarımız nelerdir? En başta Karadağ arkadaşlar bakın Karadağ bunları yazalım çünkü bunlar soru olarak da geliyor. Karadağ, Karaca Dağ, Hasan Dağı, Sandağı, Melendiz ve en büyüğü arkadaşlar. Burada İç Anadolu bölgesindeki en yüksek olanı Erciyes Dağı. Bunlar İç Anadolu bölgesindeki volkanik dağlarımız. Doğu Anadolu bölgesindekilerse Nemrut, Süphan, Tendürek ve Büyük ve Küçük Ağrı Dağı diye arkadaşlar bakın. Bunlar da diğer volkanik dağlarımız. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir tane volkanik dağımız vardır arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde. O da zaten bölgeyi ikiye ayıran
bölüm olarak Karacadağ'dır. Ve bunların hepsi arkadaşlar, bakın bu saydıklarımız İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'dakiler tamamıyla sönmüştür arkadaşlar artık. Pasiflerdir bunlar. Pasif arkadaşlar, sönmüştür. Yani şu kısım, baca kısmı arkadaşlar tamamıyla taşlaşmıştır artık. Volkanik bir patlamanın olması şu andaki süreçte mümkün değildir. Diğer bir bölgemiz vardır arkadaşlar, Türkiye'de Ege bölgesi. Burası ise arkadaşlar son pasif aktif dönemidir. Yani burası Ege bölgesi arkadaşlar, Türkiye'de volkanizma açısından aktif bölgedir ama son dönemini yaşayan bir aktifliktir. O da Manisa'daki arkadaşlar, bakın Manisa'daki Kula tepeleridir. Yani Türkiye'de volkanik saha olarak aktif olan tek bu Kula tepeleri dediğimiz 60 tane tepeciktir arkadaşlar. Orası sadece aktif volkanik sahadır ama onun dışındaki bölgelerimizdeki dağlarımızın hepsi tamamıyla sönmüştür. Dünyada volkanizma açısından aktif olan en hareketli bölge ise arkadaşlar bu Pasifik, yani Büyük Okyanus'un arkadaşlar batı kısmı dediğimiz, Batı Pasifik dediğimiz arkadaşlar bu Japonya'nın güneyindeki bölgedir, özellikle Endonezya, Filipinler ve Yeni Zelanda dediğimiz bölgenin ortasındaki olan bölgedir. Oraya da hatta bu aktif volkanik saha olmasından dolayı ateş çemberi denilir arkadaşlar o bölgeye. Hangi ülkelerdir? Bakın onları hemen de bir kısaca verelim. Dünyadaki aktif volkanik sahalar Japonya arkadaşlar. Bak Japonya'nın bulunduğu yer. Ki yakın bir zamanda patlama gerçekleşmişti. İzlanda arkadaşlar bakın. İzlanda. Onun dışında İtalya arkadaşlar bakın. Aktif volkanik saha açısından. Filipinler. Filipinler arkadaşlar bakın. Filipinler. Endonezya. Ve Şili arkadaşlar. Mesela Şili'de dünyadaki aktif volkanik saha açısından en hareketli bölgelerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın bunlar Türkiye'de, şey dünyada pardon, dünyada aktif volkanik sahalardır arkadaşlar. Bakın Japonya, hatta Japonya'da 165 tane volkanik dağ vardır arkadaşlar ve bunun 60 tanesi aktif faal volkanik dağlardır arkadaşlar. Bakın yani patlamaya hazır olan, özellikle Fujiyama mesela en büyüğüdür o. İzlanda'da arkadaşlar, İtalya'da özellikle iki tanedir. Etna ve Vezüvyanar Dağları, Filipinler'de, Endonezya'da, Şili'de, buralarda arkadaşlar yine yoğun bir şekilde Rusya'da mesela, aynı zamanda Rusya'da da var aktif volkanik sahalardır bu bölgeler.